agresif davranıyorum ama vücuttan tepki alamıyorum. Çünkü hakikaten o fiziksel düşüşü hissediyorum. Sezon başından bu yana aslında. Sürekli bir Gaziantep'te bu hafta kimler yok diye baktığımız bir sene geçiyoruz. Avrupa Kupası'nı saymazsak şimdi Avrupa Kupası'nda şunu hissediyorum. Herhalde ev sahibi avantajımızı hissettireceğiz herkese. Ama bundan sonraki oynayacağımız her maçı deplasmanda oynayacağız. Dolayısıyla işimiz çok kolay değil ama zoru başarmaya çalışacağız. 2-3 yıl içinde ben kemik kadro oluşturabilecek en az 2 tane 3 tane oyuncunun Antep'te oynayabileceğini düşünüyorum. Gelip BGL takımında şampiyon olabilmesi çok kolay değil. Altyapıdan A takıma oyuncu çıkarabilmesi çok kolay değil. Bu da büyük bir başarı bence. Asistanınız ekranlarından herkese merhaba. Yemek Sepeti Market desteğiyle hazırladığımız 4 Çeyrek programında bugün sizlerle Türk basketbolunun yükselen değerlerinden birisiyle birlikteyiz. Tutku Açık, Gaziantep baş antrenörü. Tutku Açık bizlerle çok önemli bir sınavın arifesinde bizlerle olacak. Ama tabii ki önce Gaziantep deyince geçmiş olsun diyeyim. Çok zor bir süreci atlattınız ama bir şekilde devam dediniz, devam kararı verdiniz. Bu hem basketbolumuz için hem bölge için bence de çok çok önemli. Neler söyleyeceksin öncelikle bu devam kararınızla ilgili? Teşekkür ederim Ümit. Öncelikle tabii tekrardan söylemem lazım. Orada deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Hakikaten büyük bir felaket yaşadık. Biz hikayeyi belki duymuşsundur. Çekmece maçını oynamıştık. Çekmece maçını deplasmanda oynamıştık. Sonra da Avrupa'ya deplasmana gidecektik. Dolayısıyla o gece tesadüfen İstanbul'da kaldık ve maalesef bu felaketi duymuş olduk. Fazlasıyla da hissettik. Ekibimizden maalesef kayıplarımız var. Akrabalarını kaybedenler var. Evini kaybetmek üzere olanlar var. Arkadaşlarını kaybedenler var. Ama tabii hepimiz kardeşlerimizi kaybettik bir bakıma. Yani 11 ilde bu yaşanan felaketi fazlasıyla da hissettik. Kulübümüz özellikle Boray Dayı'nın önderliğinde ve başkanımızın önderliğinde devam etme kararı aldı. Bence çok doğru bir karar aldık. Şu açıdan sporun bir kere birleştirici gücünün olduğuna inanarak bununla hareket ettik. Çünkü yani bugün de bu konuya değineceğim ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Bu dönemde hepimizin millet olarak nasıl birlikte olduğumuzu, nasıl yardımsever bir ülke olduğumuzu hepimiz bunu yaşayarak zaten gördük biliyorsun. İnşallah bu yardımlarımız da artarak devam edecek. Bir kere depremi unutturmamamız lazım. Bizim devam etmemiz skordan bağımsız. Bir kere ayağa kalkmamız gerektiğini göstereceğiz insanlara. Skorda bağımlı olarak başarılı olduğumuzda bir tebessüm ettirebilirsek tabii ki kimsenin gidenleri geri getirme şansımız yok. Ama yaralara en azından bir merhem, en azından bir pansuman olabilirsek, oradaki insanlarımızın yüzünü biraz güldürebilirsek bizim için çok önemli olacak. Bunun yanında tabii ki İstanbul'da oynuyoruz. Değinmek istediğim konuydu oydu. Şu anda Ultra Aslan bir sağ olsunlar Galatasaray taraftarları bir açıklama yaptılar. Bize destek oldular. Sporun birleştirici gücü derken esasında bundan da bahsediyorum. Herkes çok düşünceli, çok duyarlı, çok güzel bir hareket. Yani bu saatten sonra maça gelmeseler bile yani şu açıklamaları birlik, beraberlik anlamında çok çok önemli. Bizim oynadığımız her maç, televizyonun verdiği her maç. Şimdi konumuz seçim dönemine de giriyoruz biliyorsun. Konumuz belki dağılacak ama depremi her zaman hatırlatmamız için en azından bu bizim yaşanmış olduğumuz bu felaketteki insanlarımızın en azından evlerini, işlerini, aşlarını bir düzene oturtabileceğimiz zamana kadar bu depremi her zaman hatırlamak zorundayız. Bizi izleyen herkes bir baktığında Gaziantep dendiğinde aklının bir köşesinden tekrar deprem gelecek. Unutmayacağız depremi. Yaralarımızı saracağız hep beraber tüm ülke olarak. Bu insanlarımız rahata kavuştuktan sonra bu sefer bizi bekleyen depremler var. Yine bunları aşana kadar bu depremi hiçbir zaman unutmayacağız. Dolayısıyla hep gündemimizde olacak. Bir bakıma misyonumuz da aslında bu. Aslında farklı bir motivasyonla lige devam ettiğinizi, senin geçtiğimiz hafta maç sonunda hepimizi çok etkiledi. Gözyaşların çok gösterdi. Şu anda dediğiniz gibi yani bizim evet belki basketbol şu anda o sıralamada, önem sıralamasına çok arkalarda gibi gözükse de orada yaşayan gençlere, çocuklara, insanlara bir rehabilite sürecinde çok iyi gelecekler diye düşünüyorum. %100 katılıyorum. Yani aslında müzik de biraz öyle. Müzik nasıl ruhun gıdası? Basketbolda insanlar basketbolu işte 1,5 saatse başından sonuna kadar ya da 2 saatse neyse bir onun içine girip biraz kötü olaylardan uzaklaşıp tabii ki yine gelecek ama o 1,5 saatlik
bile insanın ruhunu dinlendirebilmesi, en azından yüzünün biraz gülümseyebilmesi bile çok çok önemli bu dönemde. Sadece bu yaralarımızı sarana kadar buna çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Peki İstanbul'da oynamak takımı nasıl etkileyecek? Yani biraz işin saha içine de bakalım ki aslında bazı oyuncularınızı da getirmekte zorlandınız. Yani dönecek mi, dönmeyecek mi süreci de vardı. Evet Ümit. Ya şöyle zorlandık. Tabii kendimiz gibi düşünmememiz lazım. Yabancılar buraya farklı düşüncelerde, farklı amaçlarda geliyorlar. Ve hiç olmadık bir şeyi yaşadık açıkçası. Ya onların da yaşamadığı bir şeyi yaşadık. Çok kayıp var, çok binalar yıkıldı. Bundan çok ürktüler. Zaten hemen dönmek istediler. Yani bizim biraz da avantajımız şöyle oldu. Bir aylık bir ara vardı. Hani o bölümü de hatırlarsın. Normalde bir tane maçımız kalmıştı, Avrupa maçı Almanya'da. Aslında ertelenecekti maç. Fakat biz ertelenmesini istemedik çünkü hemen oynamak istedik. Çünkü araya bir zaman gelseydi o ertelenme maçını 10 gün sonra oynama ihtimalimiz yoktu. Çünkü bütün oyuncularımız gitmek istediler. Hazır İstanbul'daydınız zaten. Hazır İstanbul'daydık. Gittik o kafayla o maçımızı oynadık. Daha sonrasında bir aylık bir süreç var. Tabii o bir aylık süreçte de oyuncuları ikna etmek açıkçası biraz zordu. Hem deprem dolayısıyla işte bu kayıplardan dolayı. Dolayısıyla şehir değişiyor. Maddi manevi ne olacak doğal olarak soru işaretleri oluyor. Tabii burada yani Türkleri ayrı bir yere koymam lazım. Onlar çok duyarlılar. Onlar her halükarda kulübün her isteğine olumlu karşılık verdiler. Yabancıları da anlamak lazım. Bir ikna süreci oldu ama tabii orada biz yani manevi etkilenmenin yanında artık şey olarak fiziksel olarak da etkilenmeye başladık. Çünkü yaklaşık 21-23 gün idman yapmayan, hiçbir şey yapmayan oyuncum olmuş. Onlar da mantalite olarak yani böyle bir felaketin üzerine oynanmayabilir diyerek antrenman yapmamışlar. Geldiklerinde hakikaten fiziksel olarak çok kötü durumdaydık. Şimdi işte ufak ufak toparlamaya başlıyoruz. Peki şimdi bir yandan da yoğun bir maratonunuz da devam ediyor. Aslında onu da sormam gerekiyor size. Şimdi bu hafta sen de bahsettin. Çok önemli bir maçınız var. Şimdi Ultra Aslan'a teşekkür ederim. Böyle bir açıklama yapmış. Ama mesela İstanbul'da yaşayan bütün Gaziantep'lilerin, belki o bölgede etkilenen, bu olaydan etkilenen, ki zaten etkilenmeyen yoktu. 85 milyon etkilendi. Herkesin Gaziantep'e destek olması gerekiyor diye düşünüyorum bu haftaki maçta. Deplasman'da kazandınız. Evet. Bu önemli bir avantaj. Daha farklı olabilirdi ama senin dediğin gibi fiziksel anlamda eksikliğiniz çok göze de battı. Yani özellikle mesela Ekbunu'nun fiziksel anlamda ben de çok hazır olmadığını net şekilde izlerken hissedebiliyorum. Bu süreçte sakatların olduğunu da biliyorum. Takımın durumu ne ve bu çarşamba günkü maç için neler söyleyeceksin? Evet, öncelikle şeyi söylemek lazım. Haklısın. Zaten bir duyuru da yaptık. Hani bu maçın artık rengi yok diye. Buradaki tabii ki bütün Gaziantep'lileri, herkesi bekliyoruz. Zaten destek mesajları da geliyor. Mutlaka gelip destekleyeceklerini söylüyorlar. Bunun dışında tabii rengi olmadığı için herkesi bekliyoruz açıkçası. Bir desteğe ihtiyacımız var. Bir kere rakibimiz çok güçlü. Orada kazandık. Tamam, bir ara 10-12 sayılara farkı çıkardık ama çok iyi bir tespit yaptın. Yani fiziksel olarak acayip düşüş yaşıyoruz. Bu yanılmıyorsam bizim 10 günde 3. maçımız oluyor. Yani bir haftada 3 maç yaptık. İşte 10 günde 4. maçımıza çıkacağız. Yaklaşık bir ay ara vermiş bir takım için bu çok zor. Bazen oyuncularıma agresif davranıyorum ama vücuttan tepki alamıyorum. Çünkü hakikaten o fiziksel düşüşü hissediyorum. Ama bu 3 maçı üst düzey mücadele ederek geçirdik. Yani ufak tefek de sakatlıklarımız oldu. İşte Demian Dotson'ı geçen maçta kullanamadım. O son maçta Avrupa maçında sakatlanmıştı. Metin yaklaşık 1-1,5 aydır bizimle birlikte yok. Bunlar bizi çok etkiliyor. Yani özellikle de bu dönemde çok etkiliyor. Ama tabii ki bizim bu mücadeleyi bırakmamamız lazım. Sonuçtan bağımsız derken de aslında ondan bahsediyorum. Ya insanların görmek istediği şey mücadele. Bu mücadeleyi sahada görmek istiyor. Çünkü Antep'in karakteri, Antep şehrimizin karakteri mücadele etmek. Biz yaklaşık 1,5 sene oldu. 1,5 senedir bu karakteri hep ortaya koyduk. Ama bunu artık bu turu geçip bir süslemek istiyoruz. En azından bu heyecan devam etsin. İnsanların yüzü biraz daha gülsün istiyoruz. Bu da destekle ancak olabilecek bir şey. Yani bizim tek başımıza bir şeyi başarma ihtimalimiz çok zor. Sağdan soldan gelen destekler çok çok önemli. Tekrardan Ultrason'a ekstradan teşekkür ediyorum. Anteplilerin de gelip sonuna kadar destekleyeceğine inanıyorum. Umarım da iyi bir maç çıkarıp bu turu geçeceğiz. Biz de buradan bütün basketbol severlere çağrı yapalım. Gaziantep basketbol şu anda zor şartlarda da olsa çok büyük bir mücadelenin içinde ülkemizi temsil ediyor. İnşallah bu maçı kazanırsa kupaya kadar gidebilecek bir yolda. Evet, çok büyük eksikler var, sakatlar var ama çarşamba günü imkanı olan tüm basketbol severleri biz de Ahmet Cömert Spor Salonu'na Gaziantep'i bu dev mücadelesinde desteklemek için davet edelim. Çünkü dediğimiz gibi ülkemiz adına çok çok önemli bir aşamadasınız. Sakatları söyledin. Sezon başından bu yana aslında sürekli bir hani Gaziantep'te bu hafta kimler yok diye baktığımız bir sene geçiyoruz. Geçen sezon
ligin açık ara en başarılı ekiplerinden bir tanesiydiniz. Müthiş bir sezon. Hani bütçe, hedefler baktığımız zaman geldiğiniz nokta çok başarılıydı. Onun için tekrar tebrik ederim sizi ama bu sene aynı ligdeki o performans sergileyememe nedeni sakatlıklar mı? Yani Ümit, ben sporun içinde işte hani gençliğimi saymayayım ama hadi 20'den sonra yaklaşık 25-30 yıldır bu sporun içindeyim. İşte antrenör olarak, oyuncu olarak vesaire. Ya ekibimizle şunu konuşuyorduk. Hiç, ben de soruyorum ekibime, yani herkese soruyorum. Hiç hayatınızda böyle bir şanssız bir sezon geçirdiniz mi diye. Yani keşke söylemez olaydık, dilimizi ısıraydık. Çünkü çok sakatlık geçirdik. Yani benim bütün oyuncularım, ama sakatlıklar işte düşüp bir yeri kırılması. Kas sakatlığımız çok az. İşte o düşüyor, bileğini kırıyor. O düşüyor, evet. Biri ayağını burkuyor, ayağı kırılıyor. Yani o kadar çok sakatlık oldu ki çok aslında şaşırdık. Bir süre sonra artık alışveriş oldu. Ya yani bugün kim oynamayacak diye kendi aramızda konuşurken maalesef bir de deprem yaşadık. Yani bunun daha da büyüğü varmış, onu anladık. Ama bu bizi çok etkiledi. Yani biz normalde sezonu 5 yabancı başladık. Ama bir süre sonra işte Connor Frankamp'in 1,5 ay oynayamamasından dolayı bir ekleme daha yaptık. Sonra Egbunu sakatlandı. 1,5 ay işte Carmichael geldi. Dolayısıyla aslında kimyamıza oturup baktığımızda yani hani şu oyuncuyu değiştirelim, şöyle bir ekleme veya çıkarma yapalım gibi bir hiçbir şey söz konusu değil. Ama ekleme yapmak zorunda kaldık. Tamamen sakatlarla alakalı. Tam takım olduk bu sefer. Doğru basketbol, çok iyi basketbol oynarken bu sefer de çok basit maçlar kaybettik. İşte 15'ten, 18'den vesaire. Yani bunlar sporun içinde olan şeyler. Bunları doğal karşılamak lazım. Ama tabii şanssız bir sezon geçirdik. Ama en nihayetine baktığında kaybetmiş olduğumuz hiçbir şey yok. İşte Avrupa'da şampiyon olma şansımız var. Türkiye Ligi'nde bir maç kazanırsan playoff'tasın. Kazanamazsan düşme şansın var. Çok zor bir sezon. Herkes için çok zor. Ama bizim için tabii bir ekstra bir zorluğumuz. Taraftarımız hakkında çok konuşamadım ama biz son çekmece maçından sonra evimizde kaç tane maç kazanırız diye hesap ediyoruz. Çünkü gerçekten Antep'in hem seyircisiyle hem sahasıyla böyle bir özelliği var. Yani orada bizi yenmek çok kolay değil. Bizim çok kötü olduğumuz bir günde rakiplerimize genelde şans veriyoruz. Dolayısıyla işte hani 14'ü 15'i yakalayıp, o zaman çünkü öyle gidiyordu galibiyetler, playoff oranları. 14'ü 15'i yakalayıp playoff'un ucundan kazanır mıyız diye düşünürken şimdi tabii o avantajımızı kaybetmiş olduk. Biz şu anda 10 tane maç kaldı. Hepsini deplasmanda oynayacağız. Avrupa Kupası'nı saymazsak, şimdi Avrupa Kupası'nda şunu hissediyorum. Herhalde ev sahibi avantajımızı hissettireceğiz herkese. Ama bundan sonraki oynayacağımız her maçı deplasmanda oynayacağız. Dolayısıyla işimiz çok kolay değil ama zoru başarmaya çalışacağız. Peki mesela ilk maçınızı oynadınız İstanbul'da. Çok zorlu bir maçtı. Kazandınız. Gaziantep'te de çok kemik aslında bir basketbol kitlesi vardı. Gelen mesajlar ne yönde oldu size? Yani genelde çok olumlu mesajlar var. Tabii orada oynayalım diye var ama tabii şartlar şu anda onu maalesef göstermiyor. Yani aslında ben orada oynamayı çok isterim. Şu anda bir antrenör olarak büyük bir avantajı kaybettim. Hem orada oynayıp hem oradaki insanlara da moral veriyorum ama şartlar şu an onu göstermiyor maalesef. Buraya gelmek isteyen var, destek olmak isteyen var. Ama tabii o da git gel bir sürü masraf. Şu an bu işin bir de tabii maddi manevi kısmı var. Maddi kısmı da çok önemli bizim için. Dolayısıyla sezonun geri kalanını böyle devam edeceğiz maalesef. Sadece işte seyircimizden ne diyelim, dua etmelerini isteyebiliriz. Buradaki olan Antepli taraftarımıza özellikle lig maçlarında bize destek olmalarını için rica edebiliriz. Bu arada federasyonumuza çok teşekkür ederiz. Yani onu da evet vurgulamak gerekiyor. Bu süreçte salon konusunda, kalma konusunda çok, galiba. Çok çok önemli. Büyük destek oldular. Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. O dönemde depremin ilk gününden son gününe kadar tüm kulüp yöneticilerine, bize destek olan antrenörlere çok teşekkür ediyorum. Bir birlik olduk açıkçası. Tabii hani siz de biliyorsunuzdur mutlaka. Çekilirsek ligde kalma garantimiz vardı. Ama tabii biz bunu tercih etmedik. Tercih sebeplerimi de başında anlattım. Bence doğru bir karar verdi kulüp. Yani burada maçı kaybettin, kazandın. Bu aslında çok önemli değil. Benim işte duygularım o yüzden maçın içinde biraz, maçtan sonra daha doğrusu biraz böyle dışarı vurdum. Çünkü fazlasıyla hissediyorum ben bu olayı. Hem ekibimizde var hem etraftaki yaşananlardan dolayı fazlasıyla hissediyorum. Ve omuzlarımızda da farklı bir yük var. Bu mesajı da vermek istiyoruz açıkçası. Umarım her şeyi kazanarak, yani her şeyi kazanırız da daha çok mutlu olurlar. Ama işin öteki kısmı bence çok çok daha önemli. Aslında çok güzel bir yere vurguladın Tutku. Tüm kulüplere de teşekkür etmemiz lazım. Çünkü hemen bu maalesef sıkıntılı sürecin ardından, yaşanan deprem felaketinin ardından bütün liglerin takımları, ligimizin takımları federasyonla bir toplantı yaptı. Ve o toplantıda herkesin önceliği Gaziantep'i bir şekilde hakkını yemeyelim. Yani Gaziantep'in istediği gibi olsun. Bunu bütün kulüplerin söylemesi bence çok kıymetli. Çok önemli. Yani basketbol ailesinin bence birazcık da farkı bu. Basketbol yönetilenlerin de farkı bu. Kimse hani puanı, herhangi bir maçın sonucunu düşünmüyor. Herkes
öncelik Gaziantep'in bu süreçten çıkması için elimizden ne geliyorsa yapalım. Bu bence çok kıymetliydi. Çok çok önemli. Yani duyarlı olmak çok önemli. Çünkü yani iş şu anda basketbol değil aslında iş. Yani çünkü çok büyük bir felaket yaşadık. Yani bu kelimelerle böyle bazen tarif edilemeyecek. Kelimelerin anlamsız, bazen çok boş olduğu zamanlar yaşıyoruz. Dolayısıyla hani ligden düşmüşsün, kalmışsın, seneye 18 takım oynamışsın çok önemli değil. Basketbol zaten şu anda yatırım yapmak isteyen bir sürü takım var. Yani seneye 18 takım da oynarsın, 20 takım da oynarsın veya düşme olur. Bir daha düşersin, bir daha çıkarsın. Bu hiç önemli. Önemli olan bir şeyi ayakta tutabilmek, birlik olabilmek, beraber olabilmek, yani kötü zamanda beraber olabilmek, bu çok önemli. İşin sportif başarısı olur, olmaz. O benim için ayrı bir konu ama bu birliği, beraberliği yapabilmek demek ki kötü günlerimizde spor anında birbirlerini çok sevmeyen taraftar grupların bile birlikte olduğunu görüyoruz ya, bu bizim için çok çok önemli. Evet, inşallah bu birliği çarşamba günü de sizin maçınızda, kader i̇nşallah, maçınızda inşallah. Sizin arkanızda tribün desteğiyle birlikte inşallah bir kez daha yaşayacağız. Tekrar Gaziantep'e dönelim. BGL takımınız. Hı. Mesela geçen sezon şampiyon bitirdi. Bu sezon normal sezon yine lider bitirdi. Çok iyi bir takımınız var. O takımın oyuncularını ne zaman A takıma adapte etmeyi planlıyorsun? Evet, ya bu arada onu da atlamayalım. Şimdi bizim devam etmemiz demek aynı zamanda altyapımızda devam etmesi demek oldu. Şimdi altyapımızda çok değerli oyuncularımız var. Antrenman yapması gereken, maç oynaması gereken oyuncularımız var. Onlara da Çayırova Belediyesi, yani yanlış söylememiş olayım, sahip çıktı. Onlar da şimdi orada oynuyorlar. Bu çok iyi oldu. Şimdi altyapıdan gelen oyuncularımız var. Bu sene ben bizimle kamp döneminde antrenman yapma fırsatları oldu çoğunluğu. Zaten geçen seneden de bizimle birlikte olan oyuncularımız vardı. 2-3 yıl içinde ben kemik kadro oluşturabilecek en az 2 tane 3 tane oyuncunun Antep'te oynayabileceğini düşünüyorum. Ama biraz zamana ihtiyaçları var. Hani isim de söylemeyeyim çocuklara şey olmasınlar ama geleceklerini görebiliyorum. Sadece zamana ihtiyaçları var. Biraz bizimle antrenman yapabilmeye ihtiyaçları var. Çünkü BGL'deki oynadıkları basketbol, yani o yaş gruplarında biliyorsunuz bazen çok kuvvetli oyuncu, farklı her şeyi yapabilmeye çalışıyor. Onlarda bazı kötü alışkanlıklar sergiliyor. Dolayısıyla bizimle antrenman yapmaları, önce bu sertliği, önce bu basketbol bilgisini tamamen almaları, daha sonra da yavaş yavaş oyunun içine girebilmeleri lazım. Açıkçası bu sene önemli zamanlarda, önemli dakikalar verdiğim oyuncularım oldu. Mesela Sivas, henüz bu takımın en genç oyuncularından biri ama Avrupa Kupası maçlarında, özellikle Avrupa Kupası maçlarında çok kritik dakikalar aldı. Ama fark olduktan sonra değil, normal ikinci, üçüncü periyotta da dakika aldığı bölümler oldu. Bocaladığı zamanlar oldu, çok normal. Gençlik, daha öğrenmesi gereken çok şey var. Fiziksel anlamda sıkıntısı olduğunu... Fiziksel anlamda sıkıntısı var ama ben hani boyuna çok takılmıyorum ama daha da kuvvetlenmesi lazım. Yani çünkü oyunun boyundan ziyade oyun bilgisi, oyuna hükmedişi bir yaklaşık abilerine yakın. Yani oyunu... Çok zeki bir oyuncu olduğunu... Evet, oralarda çok sorun yaşamayacak ama hem size küçük hem de kuvvetsiz olması ona biraz dezavantaj veriyor. O zaman zaman zaten bunun da belli bir süresi var. Birkaç yıl içinde zaten o istediğin seviyeye gelir. Boray'da genel menajerimiz burada önemli bir altyapı hatası yapmış. Kolay bir şey değil. Güneydoğu Anadolu bölgesinin bir takımının gelip BGL takımında şampiyon olabilmesi çok kolay değil. Altyapıdan A takıma oyuncu çıkarabilmesi çok kolay değil. Bu da büyük bir başarı bence. Bence katlanarak da gidecek ama biraz zamana ihtiyacı var. Ben 1-2 yıl içinde bu çocukların kemik kadroda olacağını ve katkı yapabileceğini düşünüyorum. Emir Arda Sivas'ı en son yazın özellikle işte milli takımda izlerken, genç milli takımda hani onun bir şans içinde olduğunu düşünmüştüm. Yani senin de sonuçta evet, Türkiye'nin önemli gardlarından bir tanesin. En iyi yetişebileceği yerde belki de, umarız o hedeflere adım adım gider çünkü umudumuz çok büyük onlarda. İnşallah, inşallah biz de bekliyoruz. Senin koçluk serüvenini konuşalım. Aslında buradan bir de mesaj isteyeceğim. Yani iki tane görüş var. Bir tanesi sizin gibi üst düzey oynamış basketbolcular hemen koçluk yapabilir. Çünkü zaten yıllarca çok üst düzey antrenörlerle birlikte çalıştılar ve bazı şeyleri biliyorlar. Bir görüşte hayır, önce antrenörler ne olursa olsun, ne kadar büyük oyuncu olursa olsun belli bir dönem altyapıda da çalışması lazım. İşte antrenman metotlarını biraz daha öğrenmesi lazım. Senin gelişimin hızlı oldu. Yani çok çabuk A takım koçu oldun. Hı-hı. Şimdi Ender Aslan belki örnek gösterebilir. O da kendisine başarılar dileyelim. Sen hangi görüşe katılıyorsun? Ben ilk görüşe katılmıyorum. Yani çok beklemesi gerektiğine katılmıyorum. Hatta maksimum sürede başlaması gerektiğine katılıyorum. Tabii ki bunun yani örnekleri de var. Hızlı bir şekilde başlaması. Hızlı bir şekilde bak. Ama kimin başlaması gerektiğine. Şimdi buradaki şey kritik nokta bu. Yani ben şu anda bir bu takımın antrenörüyüm. Benim takımımda ben koç gözü olan, coachable bir oyuncu gördüğüm zaman, Türkse tabii ki, ve bunun antrenör olabilir inanıyorsan ben onu yönlendirebilirim. Mesela bunun örnekleri işte Obradoviç direkt
Yanılmıyorsam Partizan'da galiba. Hı hı. Bırakıp hemen takımın başına geçip o sene şampiyon yapabiliyor. İşte Necati abi var galiba buna bir örnek. Necati Güler. O da direkt bırakıp yapabiliyor. Bunu herkes yapabilir mi? Yapamayabilir. Ama bu mantalitede çok guard var. Mesela oyunu bilerek oynayan bir Spanolis. Yani bırakıp bir süre sonra Yasikevicius. Yani bir süre sonra antrenör neden yapamasın? Çünkü bu işin içinden çok... Ama işin bir de şu kısmı var. Ben mesela hani benim çabuk oldu ama ben şöyle anlatayım size. Galatasaray BGL takımı. Aynı zamanda Galatasaray A takımı asistan koçluk yaptım bir sene. Hı hı. Sonra Ümit Milli Takım asistan koçluğu yaptım. Daha sonra Bursa Spor'u asistan koçluğunu yapıp yani yaklaşık 4 tane takım çalıştırıp 5.sinde et koçluğa geçtim. Dolayısıyla aslında benimki direkt olmadı. Ben biraz aslında alttan... biraz da yoğunluk aynen, geldim. Aynen aşağıdan geldim ama içinde koçluk kalitesi olan, bu yeteneği olan birinin de başlamaması için son yıllarında hep onun hazırlığını yaptın mı oyuncuları? Benim... O çok vardı bende. Yani koçlarla diyalogları. Ya aslında bende şöyle bir şey var. Ben fiziksel olarak o kadar zayıftım ki. Yani bazı şeyleri kafamı diğerlerinden daha fazla çalışması gerekiyordu. Hani oralarda daha fazla düşünmem gerekiyordu. Bu biraz beni aslında koçluğa itti. Çünkü işte fiziksel gücümün yetmediği bir yerde ne yapabilirim? Yani ben o asisti oradan adamı geçemiyorum belki çok kuvvetli. Veya post-up yapamam ama ben nasıl yaparım da bu pası oradan oraya giderim diye düşündüğüm için bu sefer işin set parçalarını düşünüp bu buradan böyle olursa oraya gelecek, ben buradan gider miyim? İşte müdafaada yine fiziksel dezavantajımdan dolayı nasıl acaba bu kendi açığımı kapatırım? Yani takımın içinde vesaire. Bu biraz bana yardımcı oldu. Zaten koçlarımdan da hep şöyle ileride sen antrenör olsan daha iyi olur. Hani bunu bahsediyorum aslında. Bir antrenör olabilecek bir oyuncunun o zaten dikkat çekiyor zaten. Kendi. Dikkat çekiyor. Bana da çok şey geldi. Hani bırakınca idareci kısmına gitme. Ben çünkü hep basketbolun içinde kalmak istiyordum. Kulağıma fısıldadıkları için antrenör o gibi düşünmeye aslında kendimi bir bakıma da hazırladım. Zaten oyuncuyken seminerlere gitmeye başladım. Belki biliyorsundur. Biliyorum. En azından hani bıraktığımda hazır olayım diye. Yani kendimi hazırlamıştım açıkçası. Vallahi çok da iyi yaptın. Türk basketbolu senin gibi pırıl pırıl bir ismin antrenörlüğünde görmüş oldun. Çok daha iyi noktalara geleceğine yürekte inanıyorum. Sana olan zaten sevgimi, saygımı biliyorsundur diye düşünüyorum. O yüzden çok da iyi yaptın diyelim. Yine takımına dönelim. Hı-hı. Senden şu kameraya bakıp çarşamba günü için bir mesaj istiyorum. Çünkü bu maçı kazanırsan yarı finaldesin. Müthiş bir sezon geçirdin. Bütün kupanın birincisiydin gruplarda. Evet. Bu çok büyük bir artı da getirdi sana. Neler söyleyeceksin? Söz sende. Oyuncularıma mı vereyim mesajı? Önce bir oyuncularına sonra da camiaya, basketbol camiasına, Gaziantep'lere. Öncelikle oyuncularıma söylüyorum. Her zaman söylediğim bir şey. Bir kere sonuçtan bağımsız. Ben her zaman sizinle gurur duyuyorum. Ama şunu unutmamamız lazım. Şampiyon olmak, şampiyon takımın oyuncusu olmak o her şeyden çok farklı. En son toplantımızda söylediğim gibi omuzlarımızda artık fazla bir yük var. Bunu sadece nasıl aşabiliriz? Bugüne kadar yaptığımız gibi takım olarak, takımla mücadele ederek, birbirimiz için savaşarak ancak bunu aşabiliriz. Yine sonuçtan bağımsız, mücadele ederseniz, hücumda tempolu oynarsanız, sonuna kadar savaşı bırakmazsanız bu turu geçeceğimize inanıyorum. O yüzden mücadele etmeye devam edin. Taraftarlarımıza bir mesajım var. Bu maçın rengi yok. Bu maçın kesinlikle ve kesinlikle rengi yok. Gün birlik olma günü. Desteğinize ihtiyacım var. Son olarak da Antepli taraftarlara ve bütün o deprem bölgesini hisseden insanlarımıza sesleniyorum. Her zaman ve her zaman kalbimiz sizinle. Bedenen buradayız ama kalbimiz sizinle. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Sizin için de mücadele edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemeye devam edin lütfen. Evet, Gaziantep baş antrenörü Tutku Açık. Çok kritik bir maç. Çarşamba günü biz de bütün basketbol severleri Ahmet Cömert'e davet edelim. Çünkü Tutku Açık da söyledi. Bu maç farklı bir maç. Bu maç sadece Antep için değil, bölge için, Türkiye için oynanacak bir karşılaşma. Hepinizi biz de o maça davet edelim diyelim. Sevgili Tutku, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadın, geldin. Yoğun bir maratondasın. Stresli bir dönemdesin. Çok sağ ol, bizim için kıymetliydi buraya gelmen. Yemek Sepeti Market sponsorluğunda 4 Çeyrek programını bu hafta Gaziantep baş antrenörü Tutku Açık'la yaptık. Haftaya yeni konuklarla yine sizlerle birlikteyiz. Hoşçakalın.